Arkadaşlar merhaba. Ben Doktor Ferhat Kargalıoğlu. 2017 Ağustos TUS'una girdim ve TUS'tan 70.7, klinik bilimlerden 70.7 ve temel bilimlerden 70.6 puan aldım. Sınava TUS Time'la hazırlandım. Öncelikle size TUS Time'la nasıl tanıştığımdan bahsedeyim. Dönem 3'te TUS Time'ın demo dersleri oluyordu ve demo derslerine katıldım. TUS Time'ın fiziki koşulları ve binası çok hoşuma gitti. Ayrıca hocaların da zaten derslerine girdiğimde alanında uzman kişiler olduğunu direkt anladım. Kısa bir araştırma yaptım. Diğer dershanelere de baktım. Fakat TUS Time'la karar kıldım ve iyi ki de TUS Time'ı seçmişim. Öncelikle dershanenin fiziki koşullarından bahsedeyim. Dershanenin kendine ait bir binası var. Diğer dershaneler gibi hani Kızılay'da bir binanın üstteki iki katına sıkışmış bir dershane değil. Çok geniş amfileri var ve çok güzel fiziki koşulları var. Kendine ait bir otoparkı var. Bu da etken oldu. Biraz hocalardan bahsedeyim arkadaşlar. Hocalar kesinlikle alanlarında uzman kişiler ve soru yakalamada da gayet iyiler. Hani çok güzel ders anlatıp da soru yakalayamadıktan sonra bir işe yaramıyor ve soru yakalamada gayet iyi olduklarını düşünüyorum. Özellikle biyokimya hocamız Selim Hoca, farmakoloji hocamız Bülent Hoca, TUS'tan önce yapılan kamplarda kesinlikle gelip dedikleri ve işaretlettirdikleri yerlerden birçok soru yakaladılar. Sınavda görüp bunu da hoca söylemişti deyip işaretlediğim birçok soru oldu böyle. Yine klinik bilimlerde genel cerrahide Alp hocamız, küçük stajlarda Oğuzhan Hoca, Bora Demirçelik, Dahiliye hocamız, birçok soru yakalattırdılar. Hepsinden Allah razı olsun. Kitaplarda soru yakalamada gayet iyiler. Şöyle, kitaplar tüm dershaneler tabii soru yakaladığını iddia ediyor. Fakat şöyle bir durum var. Kaç sayfayla aynı dersi anlatıp da kaç soru yakalıyorsunuz? Bu önemli. Az sayfayla çok soru yakalamak açısından da TUS Time kitaplarının, InfoTUS serisinin gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da iyi olduğunu düşünüyorum. InfoTUS serisi yani TUS için bence gayet yeterli ve gayet hani tekrar edilebilir bir kaynak. TUS Time'ın denemelerinden de bahsedeyim. Yaklaşık 2 haftada, 3 haftada bir denemesi oluyordu ve denemelere de gidiyorduk. Denemelerde de hocaların değindikleri yerlerden sorular geliyordu ve denemelerde de yine TUS'tan birçok soru yakalandı. TUS'a çalışmaya ben 5. sınıfta başladım. 5. sınıftaki derslere birebir katıldım ve hani elimden geldiği kadarıyla dönem 5 bittiğinde bir kez tekrar etmiş oldum. İnternliğe başladığımda zor bölümlerle başladım ve bir iki aylık aram oldu. Hani o 2 ayda çok TUS çalışamadım. Fakat sonrasında ciddi şekilde çalışmaya başladım. TUS Time'ın derslere katılma konusunda hani herhangi bir sınırlaması yok. İnternken de dönem 5 derslerine yeniden katıldım. Bunun da çok faydası oldu. Çünkü aynı dersleri ikinci defa dinlemek gerçekten çok fark ediyor. Özellikle bir kez okumuşken üzerine ikinci defa dinleyince bunun bayağı faydası oldu bana. Ve sınavdan önce de TUS Time tekrardan kısa hızlandırılmış bir programla tüm dersleri yeniden tekrar etmemizi sağladı. Kamplardan hariç ayrıyeten bir programdı bu. Ve bu programda hani bu sefer 2-3 kez tekrar ettiğim konuları tekrardan dersimi görünce gayet faydalı oldu. Hani TUS Time'ın derslere ve offline'lara katılım konusunda herhangi bir sınırlaması yok. Sınırsız, istediğimiz kadar katılabiliyorduk. Hani bu konuda TUS Time offline'larda da, derslerde olsun gerek herhangi bir sınırlama sunmadı yani. İstediğimiz kadar gelip girebiliyorduk derslere, offline'lara. Bu açıdan da gayet güzel oldu. Buranın personelinden de biraz bahsedeyim. Personel her zaman güler yüzlü ve her zaman yanımızdaydı. Okşan ablaya ve İsmet abiye buradan çok teşekkür ediyorum.
Her zaman yanımızda oldular. Tuz sürecinde de psikolojik destek verdiler bizlere. TUS'tan gayet memnunum. Tekrar TUS'a hazırlansam, Allah korusun öyle bir şey olmasın ama tekrar TUS'a hazırlansam yine TUS'tan seçeceğim. Yine TUS'tan seçerdim. Şimdiye kadar en ufak bir pişmanlığım olmadı TUS'tan seçtiğim için. Onun dışında yazılacak arkadaşlara da tavsiye ediyorum. TUS'tan hani gerek kaynakları olsun, gerek hocaları olsun, gerek hani dediğim gibi dershanenin fiziki koşulları olsun gayet yeterli. TUS zor bir sınav arkadaşlar. Girecek arkadaşlara kolaylıklar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Dershaneye yazılmamda etken olan arkadaşlarım da vardı. Bunlara da teşekkür etmek istiyorum. Eren Polat'a ve İsmail Koç'a. 2017-2018 Şubat TUS'una hazırlanan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Dediğim gibi TUS'tan yine olsa yine TUS'tan seçerdim ve onu şimdiye kadar hani en ufak bir pişmanlığım olmadı bu konuda. Bunu da belirteyim. 2018 Şubat TUS'una gelecek arkadaşlara da başarılar diliyorum. Teşekkürler arkadaşlar.